Herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 17 Eylül Salı maçlarından bahsedeceğim. Şampiyonlar Ligi maçları var. Toplamda 7 tane maç aldım. Umarım güzel bir video olur, faydalı bir video olur. Videoya geçmeden önce hatırlatma yapalım. E, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Benim için çok önemli. Ayrıca e, WhatsApp gruplarımızı da kurdum. WhatsApp numarası da aşağıda. Oradan da bilgi almak için bana yazabilirsiniz WhatsApp'tan. İyi gidiyoruz. Herkese beklerim. Telegram grubumuz da var. Oraya da gelebilirsiniz. Orada da ücretsiz kuponlar paylaşmaya çalışıyorum. Herkese beklerim arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. 7 tane maç var. Fazla uzun olmasın. Evet, dediğim gibi 7 tane maçımız var arkadaşlar. ilk maçımız Young Boys Aston Villa maçı. Young Boys biliyorsunuz sezona kötü başlamıştı ama Galatasaray maçından itibaren toparlanmaya başladı diyebilirim. Aston Villa iyi bir rakip. Yani rakibinden kat kat daha iyi bir takım ama Young Boys'un evinde ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz özellikle zaten çim saha olduğu için oraya gelen rakipler ilk başta sorun yaşayabiliyor. Bence bu avantajdan Young Boys yararlanabilir diye düşünüyorum. Son haftalarda zaten gol de atmaya başladı daha henüz kendi liginde galibiyet yok ama Galatasaray'ı eledi. E, Aston Villa'ya bakalım. Onlar da en son Everton'ı 3-2'yle geçtiler. Bu sene aslında fazla da biraz gol yiyorlar diyebilirim. Her maçta gol yediler mesela. Arsenal'e gol atamadılar ama bu maçta da çok güzel oynamışlardı. Yani maç 2-2'ye de gelebilirdi. Leicester yendiler. Everton'ı da zorlansa da geçtiler yine. 2. E, yarı e, attıkları iki golle Everton'ı da yenmeyi başardılar. Bence Aston Villa en favori tabii. 1.46 oran verilmiş ama Young Boys deplasmanını İçeride plasmanı çok zor olur arkadaşlar. Orada çim sağ farkı var. O yüzden Aston Villa'nın biraz zorlanacağını düşünüyorum. Şimdi KG var 2.5 üst oranları düşük. İsterseniz sadece KG oynayın. 1.39 oranı var. İddia 145 1.45'leri geçer. 1.47'ye kadar çıkabilir. İsterseniz sadece bunu oynayın. Benim gibi oradan nesneden falan oynayanlar varsa buna üstü de ekleyebilir diye düşünüyorum. Bence maç 1-1 bir bir bitmez gibi. Aston Villa'nın ikinci golü olabilir. Young Boys da yine geç hücumuyla kontrayla mutlu mutlaka onlar da bir gol atacaktır. KG var ve 2.5 üst bence bugünün ideal tercihi olur. Dediğim gibi siz e, yurt dışından oynuyorsanız veya iddia bayi nereden oynuyorsanız oran yüksek olur. 1.47'yi bulur. Oradan direkt KG oynayıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Aklınız yatarsa siz de araştırıp deneyebilirsiniz. Geçelim ikinci maçımıza. Juventus evinde PSV'yi ağırlayacak. Juventus bu sene çok iyi başladı. Hiç gol yemedi. Daha 4 maçta gol yemedi ligine. Çok iyi gidiyor diyebiliriz. PSV de yine zaten ligin favorisi. Kendi evinde zaten kazandı en sonda 2-0. Onlar da sezona çok iyi başladı. Zaten ligin kendi liginin üstünde bir performansı var. E, gol yiyorlar aslında. E, gol yemediler. Neklimegen kırmızı kart gördü. O yüzden gol yemediler. Juventus'a bakalım. Dediğim gibi henüz gol yemediler. Roma ile 0-0. Empoli ile bu hafta yine 0-0 beraber kaldı. Empoli de aslında ben yenmesini bekliyordum. 1-0 falan yenebilir diye düşünüyorum ama Empoli'yi yenemediler. İşte akılları hafta içi Şampiyon Ligi maçlarında oluyor bazı takımların. Zaten hafta sonu uyarmıştım. Hafta içi Şampiyon ligi maçları var diye. Şimdi Juventus e, favori 1.63. PSV de ama e, iyi bir takım. Kötü bir takım değil. Bence Juventus'u biraz zorlayacaktır. Juventus gol yememeye çalışacak. PSV bir tane atabilir. Aynı şekilde Juventus da atabilir. Maç 1-1 bandında kalabilir diye düşünün Veya Juventus belki ikinci atabilir. Yani en fazla 1-1, 2-1 bandında geçecek gibi düşünüyorum arkadaşlar. PSV'nin Juventus deplasmanında ikinci golü zor gibi. Yani dördüncü gole çıkmaz bu maç gibi geliyor bana. O yüzden yüksek orandan böyle 1.80 sene 2-3 golü önermek istiyorum. Tabii ki bu ana tahmini ana kupona girmez. 2. veya 3. kuponlara girer arkadaşlar 1.80'den. isterseniz bunu deneyebilirsiniz. Yani benim burada maça elim bir'e gitmiyor arkadaşlar. FSV çünkü iyi bir takım. O yüzden 2-3 gole biraz kaçmak istedim. Aklınız yatarsa değerlendirebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Süper Lig'den Galatasaray Gaziantep'e alacak arkadaşlar. Bu erteleme maçı Galatasaray zaten hafta sonu 5 tane gol attığı için oranlarda çok düşük açılmış. 1-11 oran açılmış. Şöyle bir durum var. Hafta sonu Osman forma giydi ama bu maçta belki de forma giymeyebilir çünkü transfer edilmemişti Gaziantep maçını oynanacağı zaman Osman transfer edilmemişti belki bu maçta oynamayabilir o yüzden oyuncu bahisleri falan varsa onu dikkat edin yani öyle kurallar vardı belki Osman'ı oynatamayabilir gerçi bu maçta geçerli mi bilmiyorum çünkü Gaziantep ile oynayacağı hafta Osman transfer edilmediği için belki bu maçta kurallar gereği oynamayabilir o da aklınızda bulunsun onu bir maçtan önce araştırın maç saatine gelince kadroya bakın ona göre oynayın arkadaşlar. O aklımızda bulunsun bir. E, Gaziantep hafta sonu Sivas'a yenildi. Toto'da da Sivas'a 1 sıfıra geçmiştik aslında. Sivas'ın kazanacağını düşünüyordum ama bence maç 3-2 fazla bir e, skorla bitti. En fazla Sivas 2-1 kazanır gibi, bekliyorum. bekliyordum ben. Antep 2 gol attı. 3 gol yedi. Yani fazla bir gol çıktı bu maçta. Galatasaray'da hafta sonu Çaykur yüzde çok rahat geçti. İlk dakikada gol olunca zaten maç biraz koptu. Yani gol biraz gecikseydi burada bence daha farklı bir sonuç olabilirdi. Hatta korner bayısı da almıştım bu maçta. İlk kere bir korner çıktı. ikinci kere. 6-7 tane falan kornere çıktı. Maç 7 kornerle bitti sanırım. Yani maç koptu ikinci dakika ve gol gelince zaten Çaykur e çabuk dağıldı. Yine aynı şekilde e, Galatasaray çok hızlı oynadı. İlk yarıda çok baskı kurdu. Aynı şekilde başlayacağını düşünüyorum. Hafta sonu derbi maçı da var zaten. Bu maçtan daha ilk yerden işi çözüp hafta sonunu bekleyeceğini düşünüyorum. Bence hızlı başlayacaklar. Antep'e ilk yarı bir golü var. Ve o yüzden ilk yarı bir olacağını düşünüyorum. E, Galatasaray çok baskı kuruyor. Rakibine top vermiyor. Yani Çaykur e ilk yarı orta sahibi bile geçemedi neredeyse. Aynı şekilde de oynarsa Gaziantep'i de ilk kere bir yaparlar diye düşünüyorum. Belki ikinci golü bile atabilirler ilk kere. E, ilk i̇lk kere bir oynamayı düşünüyorum. 1.50. Zaten oran yok. En güzel oran bu gibi. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Hollanda Eredivize'den Twente Herenven'i alacak e, Herenven hafta sonu e, AZ Alkmaar deplasmanına bozguna uğradı. 9 tane gol arkadaşlar. O maçtan çok ağır yaralı çıktı Herenven. Aslında maç 1-1'e bir geldi. E, iyi i̇yi de oynuyorlardı 1-1'deyken. Bir i̇kinci golü çabuk yediler. Yani maç 2-2'ye yine gelebilirdi. Hücum ederken ikinci yarı her top kaybında gol yedir arkadaşlar. Şurada maç bir anda koptu zaten. E, 10 dakikada 4 gol falan attılar. E, Herenmen gol atayım diye baskı yaparken kalesinde hep gol gördü. Yine aynı şekilde mecburen e, Twente'ye karşı da baskı yapmak isteyecektir. Genelde böyle çok gol e, yedikleri haftanın sonrasında, sonraki maçta genelde az skorlar çıkar. E, Twente evinde çok gol yiyen bir takım da değil. E, o yüzden maç sanki böyle 1-1'de bir kalacak gibi yine. Twente'nin oranı çok çok düşük. 1.25'ten Teven Tergüven'i de oynamam zaten. Yine en oynanabilecek oran üst oynayabiliriz. 1.39 bu da düşük. Ben yine maç belki 1 bir de kalabilir diye 1.61'e gittim arkadaşlar. Her hemen bir tane atacak gibi. Twente zaten evinde atar. Her hemen de cevap verir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var oynayacağım buna. Dediğim gibi hafta sonu oynanan maçın biraz hırsını çıkarmaları lazım bu maçta. KG var olur gibi geliyor. 1.61'den yine bu da ikinci, üçüncü kuponlara girer. Ana kuponu var. Koymam. Aklınız yatarsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza Real Madrid evinde şut kartı ağırlayacak arkadaşlar. Real Madrid zaten bu turnuvanın babası diyebiliriz. Ağası, babası, her şeyi diyebiliriz. Real Madrid için yine favoriler. Kendi liginde aslında böyle ilk yarılarda zorlanıyor. Genelde ikinci yarı açıyorlar e, maçı. Hafta sonu Real Sociedad'ı e 2 sıfırla yendiler. Ama Real Sociedad daha iyi oynadı diyebilirim. İki tane direkten dönen pozisyonun topları var. Yani o gollerden biri gelseydi daha farklı olabilir. Zaten iki golde penaltıdan attı Real Madrid. Yine zorlandı. Bir sıkıntı var sanki Real Madrid'de. Geçen Geçen sene Oceli'ye rağmen daha çok gol atıyorlardı. Daha rahat maçları kazanıyorlardı. Bu sene Mbappe ile çok zorlanıyorlar. Enteresan bir durum. Ama Stuttgart kendi evinde Stuttgart'ı ağlayacaklar bu sefer. Stuttgart da bu sene gol yiyor. Yani Freiburg'dan 3 gol yedi. Mainz'dan yine 3 gol yedi. İlk yerlerde gördüğünüz gibi zaten gol de yiyorlar. Haftasını Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'le geçtiler. Yine açık futbol oynayacak mecbur. Zaten Real Madrid kendi başına 2 tane 3 tane de atabilir. Üst oranı çok düşük. Yani bir falan çıksaydı bu direkt üst önerirdim. Ama VAR'ı öneremem. Yani Stuttgart'tan da aslında bir gol bekliyorum ama Real Madrid çok iyi bir takım defans yapabilir. Yani kaleye bile yaklaştıramayabilir Stuttgart. O yüzden VAR'dan çekiniyorum. Bence Real Madrid bu sefer hızlı başlayıp yine e, ilk yerden 1 yapar diye düşünüyorum arkadaşlar. Sürpriz bir gol yemezse Stuttgart ilk yarıdan ilk yarı bir gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Aynı Galatasaray maçında olduğu gibi bu maçta da ilk yarı bir oynayacağım. Güzel bir oran. Başka da bu, bu maçlardan bir şey alamayız diye düşünüyorum. İsterseniz maç sonu 1 ve 2.5 üst falan da deneyebilirsiniz. Bence bu da gelebilir. Ama ben ilk yarı bir oynamayı düşünüyorum. Aklınız yatarsa siz de değerlendirebilirsiniz. Geçelim Milan Liverpool maçına. Milan bu sene e, kötü başladı diyebiliriz. Çünkü çok gol yiyorlar. Her maçta neredeyse 2 gol yediler. Kendi oynadığı ligin maç, lig maçlarında hemen gösterelim açalım. Liverpool'da hafta sonu Nottingham Forest'ta evinde yenildiler. Belki de akılları bu maçta olabilirdi. Çünkü ilk 3 maçta çok güzel oynayıp gol daha yemeden hele Manchester Deplasman'da çok güzel oynayıp 3-0'ı netle kazandılar. Hafta sonu ee, Nottingham Forest Deplasman'da Liverpool'u yendi. Çok enteresan bir sonuç oldu diyebilirim. Milan'a bakalım. Onlar da hafta sonu ilk galibiyeti Venezia'ya aldılar. Zaten kolay rakip diyebilirim. İlk yerden 4 gol attılar. Ama dediğim gibi Torino'dan 2 gol yediler. Parma'dan 2 gol, Lazio'dan 2 gol. E, çok gol yiyorlar bence bu sene. Liverpool'da bence bulduğunu bugün ee, atar diye düşünüyorum. Aslında KG oynayacağım. Yine dediğim gibi oran düşük. İsterseniz üstte oynayabilirsiniz ama ben bugün Liverpool'un yine Milan'a 2 gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi her maçta neredeyse 2 gol yiyor. Zaten Liverpool'da e, deplasmanda da olsa evinde de olsa Milan'a 2 gol atabiliyor aslında. O yüzden deplasman 1.5 üst önermeyi düşünüyorum. Hatta maçı da Liverpool'un ben bir farkla kazanacağını düşünüyorum. Yani 2 tane atarsa bir tane de yer gibi. 2-1 veya 3-2. Yani Milan'da çünkü gol atmaya çalışacak. Atacaktır da yani Liverpool'un kazanacağı bir senaryoda deplasmanda 2 gol atarak kazanabilir arkadaşlar isterseniz. Direkt 2'yi de deneyebilirsiniz ama ideal tercihim deplasman 1.5 üst olacak. Geçelim son maçımıza. Sporting Lisbon evinde Lille ağırlayacak arkadaşlar. E, Portekiz temsilcisi Lisbon evinde çok iyi oynayan bir ekip. Lille'i de zaten tanıyoruz rakip rakibimizdi. Fenerbahçe'nin rakibiydi. Fenerbahçe'yi elemeyi başardı. ondan sonra da kendi liginde de yine 2 maç galibiyet alıp Paris Saint-Germain'e yenildiler. Hafta sonu da Saint-Étienne deplasmanda 1-0'a döndüler. Aslında iyi de oynadılar. Burada bir bire getirebilirlerdi ama senteten iyi kapandı. Sporting Lisbon'a bakalım. Onlar da 5 beş hafta, 5. hafta olmuş liglerine ve 5'te 5 beş yapmışlar arkadaşlar. Çok iyi başlamışlar sezona. Maçın favorisi Sporting Lisbon. bir 1.50 oran vermişler ama Lille'de yabana atılacak takım değil. Ben de bence Lisbon'a bir gol atarlar diye düşünüyorum. Yani Lisbon kazanabilir belki ama 2-1 kazanır diye düşünüyorum. İsterseniz KG varı deneyebilirsiniz. İkinci tercihte maçın 2-3 gol arasında kal kalacağını düşünüyorum. Istiyorum. isterseniz i̇sterseniz 2-3 de deneyebilirsiniz ya 1-1 ya da 2-1 Sportu Lisbon galibiyeti çıkabilir buradan. İsterseniz aklınıza yatarsa deneyebilirsiniz. Lille'den her zaman bahsediyorum. Tam bir 2-3 gol takımı. Yine buraya Sportu Lisbon'u durdurmak için gelecekler. Yine ilk yarıda en fazla bir gol çıkar. Ya Lisbon atar ya da 0-0 bitebilir. Lille ilk yarıyı bağlayacak. İkinci yarıda yine 1-1'e gelebilir. 2-3 gol bandında kalabilir maç arkadaşlar. Dördüncü golün geleceğini zannetmiyorum. Yani zor, çok zor olur. Sportu Lisbon'un coşup 3-4 3-4 tane atması lazım. Veya bir kırmızı kart falan olması lazım ki 4 golü çıksın. Bence 2-1 veya 1-1 bir skor çıkabilir buradan. O yüzden 2-3 gol ama ilk tercihim KG var olacak arkadaşlar. Diyelim ve bitirelim arkadaşlar. E dediğim gibi Telegram grubuna beklerim. Yarın buradan bir kupon yapıp Telegram'da paylaşırım. 3 maçta şöyle 4-5 oranlı, 6 oranlı bir kupon paylaşırım. WhatsApp grubunda da diğer maçlardan misli bir ma misli bir kupon veya ikili bir kupon paylaşırım arkadaşlar. WhatsApp grubunda beklerim. Bilma bilgi almak için yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.